İtalya'da taksi uygulaması Uber ve limuzin servisi yapan özel şirketlerin yaygınlaşmasını protesto etmek için 6 gündür grevde olan taksi işletmecileri ve şoförler hükümetle uzlaştı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Riccardo Nencini görüşmeler sonucunda taksicilerin grevlerine son verdiklerini duyurdu. Sendikalar hükümetle anlaşmaya vardı. Şimdilik berabere biten bir maç var ortada. Bir ay geriye gitmiş gibi olduk. Bu süre zarfında tüm tarafların kabul edeceği bir çözüm bulmaya çalışacağız. Sendikalarla hükümet arasında varılan geçici uzlaşmanın ardından Milano'daki taksiciler de greve son vererek işbaşı yaptı. Evet, yeniden çalışmaya başladık çünkü Roma'daki taksiciler de yeniden çalışmaya başladı. İtalyan taksiciler, hükümetin hazırlayıp meclise sunduğu yeni düzenlemenin Uber'in daha geniş alanda kullanımına olanak sağlayacağını düşünüyor. Roma'da protestolar sırasında taksicilerle polis arasında arbede yaşanmıştı. Dünya genelinde son dönemde yaygınlaşan Uber uygulaması, İtalya dışında şu ana kadar birçok farklı ülkede protesto edildi.